Efendim dördüncüsü yapılıyormuş. Bu tekne kaptanları ve çalışanları derneğinin Çalıştayı. Şimdi Marmaris'e geldik. Size tek tek göstereceğiz. Bakın neler yapıyorlar burada. Neler oluyor, neler bitiyor. Hadi bakalım, rast gelsin. Şimdi başkanımla efendim yan yanayız ve başkanım bize bu dördüncüsü yapılan Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği'nin burada neler yaptığını, bu organizasyonda neler olduğunu tek tek anlatacak şimdi. Ama ilerleyen saatlerde başkanımla tekrar görüşeceğiz. Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Dördüncüsünü düzenliyorsunuz. Teşekkür Zaten ediyorum. Ertelendi de biraz galiba. Teşekkür ediyorum. Tabii ki ülkemizin yaşadığı bir deprem felaketinden dolayı acımız büyük. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Gurur verici bir şey tabii. Çok çabuk birlik olduk, beraber olduk. Yaraları sarmaya başladık, devam ediyoruz. Ama hayat devam ediyor, organizasyonumuz da devam ediyor. Bu büyük bir sektör. Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği olarak biz bu dördüncüsünü yaptığımız uluslararası katılımlı bir etkinliğimiz var Yatik Sektör adında. Buradaki amacımız kaptanlarımızla Türkiye'de bu yat sektöründe olan ve Avrupa'dan yat sektöründe olan insanları bir araya getirmek, onları buluşturmak, sosyalleştirmek, tanışmalarını sağlamak, hem ekonomik olarak hem kültürel olarak birbirimizle bilgi paylaşımı yapmaya çalıştığımız, iş alışverişi yaptığımız bir şey. Hem ne yapıyorlar mesela, yurt dışından geliyorlar? Yurt dışından gelenler özellikle çoğu acente oluyor. Marina sahipleri oluyor, acenteler oluyor, oradaki yetkililer oluyor. İşte buradaki kaptanların Avrupa'ya gittiği zaman onların müşterisi olmasını, onlara uğramasını, onlarla işbirliği yapmasını temin ediyorlar. Niye bize gelmeniz gerektiğini onlar anlatmaya çalışıyorlar. Türkiye'dekiler de aşağı yukarı aynı. Türkiye'deki bütün firmalar, bu işi yapan firmaların, kendi kaptanların kendileriyle işbirliği yapması, kendileriyle çalışması, kendileriyle beraber olması, birlikte olmasını talep ediyorlar. Bu böyle bir organizasyon. Aynı zamanda sadece bir alışveriş meselesi değil, bir kültür meselesi. 3 gün, 4 gün boyunca aslında deprem nedeniyle iptal ettiğimiz bir sürü, tabii ki doğal olarak iptal ettiğimiz bir eğlence kısmı var bunun ama eğer orijinalinde bunun eğleniyorduk, yiyorduk, içiyorduk, birbirimize tanışıyorduk. İşte burada bir 3 gün, 4 gün sosyalleşiyoruz. Bir de bunu genellikle biz deprem sezon sonu yaptığımız için sezon sonunda da şöyle bir şey var. Yani kaptanlara böyle bir relax olması için bir şans tanıyorduk. Ondan sonra neler yapabileceğimizle ilgili bir planlama yapıyoruz. Derneğimiz olarak, kaptanlar olarak, sektör olarak nasıl daha ileriye gidebiliriz, nasıl kaptan ihraç edebiliriz konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Burası aslında böyle resmi olmayan bir toplantı salonu gibi düşün. Yani Çalıştay düzenliyoruz. Çalıştay düzenliyoruz. Burada birbirimizle konuşuyoruz. Burada birbirimizle dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz. Ve ülkedeki bu sektörle ilgili olan sorunlarımızı hem çözmeye çalışıyoruz hem de bir master planı hazırlıyoruz. Daha sonra ne yapabiliriz? İleriye doğru ne yapabiliriz? Kaptanlar, kaç tane üyeniz var? Şu anda 1000'i geçtik. Bir büyük bir şeyimiz var ama büyük buzda devam ediyoruz tabii. Bu kaptanlarımız bu oluşumu gördükleri zaman bu katılım sürekli artıyor. Sivil bir toplum örgütüyüz. Bu sektörde çalışan arkadaşlarımızın hepsinin bu çatı altında buluşması gerekiyor. Biz yola çıkarken biz büyük bir aile olduğumuzu ve birlikte başaracağımızı söyledik. Ve şu anda iyi gidiyoruz. Katılan, teveccüh eden arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu büyük bir organizasyon. Onlar gelmezse olmaz zaten bu. Şimdi kaptanım söylemiyor, başkanım söylemiyor ama şöyle bir olay var. Şimdi bu gelecek insanlarla onları demin içeride bir bakın şimdi göreceksiniz. İçeride birbirleriyle toplantılarını tek tek ayarlıyorlar. Yani o firma geliyor, hangi kaptanla görüşecek, saat kaçta görüşecek değil mi? Hepsi, dakikasına hepsi, kadar hepsi. Zaten 15'er dakikalık periyotlarla B2B dediğimiz yani yüz yüze görüşme organize ediyoruz. Kaptanlarımızın masaları sabit, şirketler onların peşine geziyor, dolaşıyor, onlarla görüşme yapıyor. Ciddi bir organizasyon. 3-4 gün 7-8 tane arkadaşımızın beyni yanıyor bu eşleşmeleri yapana kadar. Ama öğreniyoruz, yapıyoruz. Her seferde biraz daha ileriye giderek devam ediyoruz. Tabii bu şeyin bir mutfak kısmı da var. Yani çok emek veren arkadaşlarımız var. Çok bir 30-40 kişilik, 50 kişilik bir ekibiz. Bu arkada yani arkada, bir ben yokum burada diyorsun. Ekip olmazsa değil mi? Ya tabii ki yani bu ben diye bir şey yok zaten. Bizde ben kelimesini zaten kullanmıyorum. Biziz, biz varız. Bu dernek hepimizin, bütün üyelerin.
her gelen üye bu derneğin sahibidir. Her gelen kaptan bu derneğin sahibidir. Ki kaldı ki bizde sadece kaptanlar yok. Biz yat kaptanları ve çalışanları derneğiyiz. Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanlar Derneği. Çalışan arkadaşlarımız da var. Aççılarımız var, makinecilerimiz var, hosteslerimiz var, gemicilerimiz var, usta gemicilerimiz var. Onun için biz büyük bir aileyiz. Bir arada olduğumuz müddetçe de büyük işler başaracağımıza inanıyorum. Evet, zaten ben bundan önce başkana ulaşamadım. Şöyle ulaşamadım. Ha, telefonuna çıkıyor ama yani o kadar şey ki çalışıyor ki. Yani bir bakıyorum adamı Marmaris'te görüyorum. Bir bakıyorum Avrupa'da, Almanya'da görüyorum. Bir bakıyorum Bodrum'a gitmiş tekrar. İstanbul'a gelmiş. Vallahi tebrik ederim. Vallahi onu şikayet ediyorlar. Reklam olmasın ama arabam bir senede 85 bin kilometre yaptım. Ama böyle olmak gerekiyor. Böyle yapacağız diye yola çıktık. Ama tabii ki arkadaşlarım çok büyük emek veriyorlar, destek veriyorlar. Onlara da peki başkanım, sizin sayenizde teşekkür ediyorum burada. Başkanım, o zaman şimdi ilerleyen saatlerde tekrar görüşelim. Çünkü içeride soracağım şeyler var. Lütfen, lütfen. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Görüşmek üzere. Ayağınıza sağlık. Şimdi öncelikle biz sizi tanıyoruz ama siz kendinizi bize bir tanıtır mısınız? Ben ismim Veysel Karagöz, Türkiye'nin genel müdürüyüm. Aşağı yukarı 20 senedir firmasında çalışıyorum Londra grubuyla beraber. Buradayız. Geldik biz de diyorsun çalıştığa. Biz de geldik, çağırdılar geldik. Sektöre bir katkımız olursa mutlu oluruz. Peki, şimdi tabii dünyanın çok ünlü bir markası. Ayrıca çok ünlü bir markası ama çeşit çeşit tekneler var. Yani tamam, bir markanın üstünde nasıl modeller var, arabaların modelleri. Sizlerde de aynı modeller var değil mi? Tabii ki. Nasıl bu modelleri bize bir anlatır mısınız? Anlatayım. Ya tabii ki yat firmalarının arasında dünyanın en iyilerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bizde 55 fitten 55 metreye kadar GRP üretim yapıyoruz. Tekne var. Fabrikamız İngiltere'de, Poole'da. Bu 55 metre ile 55 fit 55 metre arasında derken işte aralarında open tekneler var. Spor tekneler, flybridge tekneler. Semi deplasmanda üretime başladık. Her model teknemiz var hemen hemen, yani her boyda. Peki bunu ben alacağım, bu tekneyi. Benim ne avantajım olacak bu tekneyi almakla? Sizin ne avantajın olacak? Siz keyfini çıkaracaksınız. Başka ne avantajı olabilir ki bir teknenin? Yani niye alayım onu demek istiyorum. Tekne demek mutluluk demek. Keyfini çıkaracaksınız. Araba niye alıyorsunuz? Ulaşım için. Hele bu depremlerde falan. Ya deprem olmadığı zaman da tekne bir lifestyle'dır. Sadece bir araç değildir, A noktasından B noktasına giden. İnsanın hayatını değiştiren güzel bir şeydir. Dolayısıyla bu lüks bir item. Keyfini çıkaracaksınız. Peki bu keyfi çıkarırken kaç para vereceğim de ben bu keyfi çıkarırsam? 1,5 milyon pound'dan 45 milyon pound'a kadar keyfini çıkarabilirsiniz. Paranız ne kadar o kadar keyif arkadaş yani. Neyi bilirim yani. Peki yani bunu aldıktan sonra bandırası ne oluyor bunun? Ya bandıra tabii ki buradan mı alıyorum yani? Müşteri kendisi seçiyor. Seçenekler ortada işte. Evet. Herkesin bildiği gibi Türk bayrağı yapabilirsiniz ya da markette opsiyon alternatif bayrakları var. Bir tanesini müşteri kendisi seçer. Biz ona karışmayız. Onu siz halletmeyin. Biz sadece biz tekneyi satarız. Profesyonel kuruluşlara havale ederiz. Müşterinin sorumludur o tekneyi alan. O kendi nereye registre yapmak isterse yapar. Biz gerekli evrakları sunarız ve yardımcı oluruz. Şimdi böyle görüyorum mesela içinden jet ski çıkıyor. Ondan sonra bu botlar tabii çıkıyor. Bunlar hep onun içinde dahil mi yoksa onlar opsiyon mu? Onlar opsiyondur. Teknede yani bütün markalarda öyledir. Genellikle tenderlar, jet skiler, oyuncaklar ekstra gelir. Opsiyon olarak gelir. Çünkü herkesin tabii seçenekleri farklı. Oraya şey koymuş. Ya onlar standart olarak geliyor bazı modellerde ama
tender, jet ski, bu tip oyuncaklar ekstra gelir. Oyuncak diye geçiyor sen. O işte toy işte, işte toy. Süpersin. Peki, şimdi ne yapar mesela bu bir tanesi en küçük dediğin 55 fit dediğin ne kadar yol yapar? Yatlar genellikle 200 mille, 300 mil, 400 mil, büyük teknelerde 600-700 mil cruising speed'de gittiğiniz hızla ilgili bir şeydir, orantılı bir şeydir. 200 mil yapar. Yani 200 mil nasıl tarif edebilirim? İşte Kıbrıs'tan Port Said 210 mildir örneğin. Yok yok, onu demiyorum. Sürat olarak mı? Sürat yine aynı bütün yatlarda olduğu gibi 30 ile 40 knot arasında değişir. Bayağı shaft gidiyorum. Drive. Olursa Arneson Drive'da, Jet Drive'larda muhtelif drive sistemlerinde speed değişir. Biraz daha artabilir, biraz daha inebilir. İşte IPS sistem var, Arneson var, inboard engine, outboard engine, Jet Drive. Bunlar hepsi kendi teknik özelliklerine göre sürat biraz artabilir, inebilir. Ama ortalama olarak diyecek olursak 30 ile 40 knot arasında gider. Performans teknelerinden bahsediyorum. Deplasman ve semi deplasman tekneler farklı tabii ki doğal olarak. Peki şeyler nasıl olacak? Mesela geldik, bundan gideceğiz. Motorun güçleri nedir? 55'ten bahsedelim. Ya 55'te mesela 720 Volvo Penta kullanıyoruz. İşte biraz daha yukarı çıktığınız zaman 76 fillerde 1200 horsepower beygir gücü 1200 MAN kullanıyoruz. Biraz da yukarı çıkınca yine MTU MAN, daha büyük çıkınca MTU motorlar teknenin boyuna, gross ağırlığına, dizaynına göre en uygun motor opsiyonlarını müşteriye sunuyoruz. Genellikle 1, 2, 3 tane motor opsiyonu veririz. Müşteri onlardan birini seçer. Peki bunların içinde Veysel Bey şey var mı? Mesela çift motor mu var bunlarda? Nasıl oluyor? Genellikle bütün motor yatlarda çift motor vardır zaten. Hemen hemen hepsinde. Bazı istisnai durumlarda 3 motor, high speed teknelerde 3 motor olabilir ama biz Sunseeker olarak bütün teknelerimiz 2 motorludur. Kaç tane odası olur? Yine 55'ten bahsedelim. 55'te 3 tane var. İşte 65-70'e gidince 68'den sonra 4 kabine geçer. 25-30'lardan sonra 5 kabine geçer. Genellikle işte 6 kabin istinaydır. İşte 40 metrelerde 6 kabin opsiyonu da var. Peki senin söylemek istediğin bir şey var mı? Benim teknemi alın kardeşim, ben şaka yapıyorum. Benim teknemi zaten alıyorlar diyorsun. Yok, öyle de, öyle de demiyorum. Tekne alsın insanlar. Kiminden tekne aldıkları önemli değil. Tekne alsınlar. Ama değil mi? Alsınlar ki o keyfi bir yaşasınlar. Yaşasınlar. Yani şöyle bir şey var. Sunseeker almasınlar eğer bütçeleri yeterli değilse, ama mutlaka bir şey alsınlar. Aslan bugün bir alabilen herkes bir tekne alabilir aslında teknik olarak. Problem tekne değil, problem marina fiyatlarının çok yüksek olması Türkiye'de. O da başka bir problem, başka bir programda belki Söyle lütfen, şey yaparız. Şimdi konuşalım. Ya marina yani yüksek. Tabii ki arz talep meselesi, bunu da anlayabiliyorum ama yani bugün Akdeniz'in en pahalı... Öyle diyoruz ama hiç mesela git Bodrum Marina'ya ya da işte şeye, Yalıkavak'a, diğerine, hiçbir yerinde yer bulamıyorsun. Yer yok. Nasıl olacak? Yer yok. Çok pahalı ama yer yok. Tamam, yer olmadığı zaman da fiyatları biraz bence gereğinden fazla arttırdıklarını da düşünüyorum. Tabii ki bizim markayı alan insanların bütçeleri yeterli olabilir. Ama biraz da işte düşük bütçeli tekne almak isteyen insanların da düşünmek lazım. Deniz herkes için, sadece milyonerler, milyarderler için değil deniz. Biraz daha düşük bütçeli tekne almak isteyen insanlar için de bir... Öyle bir canımı çektirdin ki Veysel kardeşim, yani, yemin ederim deniz. Yani gideyim bir tane tekne alasım geldi de ama zor kardeşim, zor işte. Alın bir tekne alın. İnşallah. Peki. Ağzın bal yesin. Teşekkür ben, ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi tabii haberleşme deyince aklımıza Güneş Hanım geliyor. Güneş Hanım, biz sizi tanıyoruz ama kendinizi bize bir tanıtır mısınız? Çok teşekkürler Derya Bey. Ben uydu haberleşme sistemleri üzerine servis hizmetleri veren
satış yapan bir firmayı temsilen buradayım. Firmamız denizde kesintisiz haberleşme misyonuyla yola çıktı ve bu iş için en güzel, en değerli ekipmanlarla burada yat kaptanlarımıza hizmetlerimizi sunmak için bulunmaktayız. Kendileriyle yaptığımız görüşmelerde de bu ihtiyacın çok yerinde olduğunu tespit etmiş durumdayız. Notlarımızı alıyoruz. Bu güzel çalıştayda, bu güzel ortamda işbirliklerimizin gerçekten en iyi şekilde gelişeceğini görüyoruz. Sattığımız ürünlere gelince sistemlerine baktığımızda artık insanlar denizde kesintisiz eşiyle, dostuyla, çocuğuyla haberleşmek istiyor. Buna Yat Kaptanları Derneği'nin üyeleri ve çalışanlarının da belirttiği gibi personel de buna dahil. Sadece yatı kullananlar, hizmet alanlar değil. Orada hizmet verenler, görevlerini yapanlar da bu hizmetlerin gerekliliğinden bize oldukça ayrıntılı bir şekilde bahsetti. Bizim için çok ufuk açıcı bir ortamdayız şu an. Dernek çalışanlarının tamamı çok büyük bir özveriyle bizlere yardımcı oluyor. Başta Ziya Başkanım olmak üzere herkes burada çok aktif bir şekilde amacına uygun, profesyonel çalışıyor. Gerçekten herkesi ayrıca tebrik etmek istiyorum. Standımız burada, tüm paydaşlarımızla herkesle burada tek tek görüşmek istiyoruz. Bitmek bilmeyen bir enerjimiz olduğunu da söylemek istiyorum. Kesin. Evet, bu enerjiyle bu sektörde gerekli servis ve hizmetleri vereceğimizden emin olabilirsiniz. Tekliflere şu anlamda açığız. İş geliştirme çözümleri sunuyoruz. Sizin bir probleminiz varsa teknenizle ilgili gerek servis hizmetleri olsun, gerek yeni bir ürün alımı, internet hizmeti olsun, her zaman buradayız. Bir telefon kadar uzağınızdayız. Çok teşekkür ediyorum. Bitmedi ki. Ben soru sormayayım mı? Soru mu soracaksınız? Hazırlıksız yakalandım. Evet. Derya Bey'in şimdi sorularını alıyorum. Ben geldim. Buyurun. Önce ne lazım? Sizden yeni bir yat aldınız. Yeni bir yat aldınız. Ne lazım? Her şeyden önce İlla şöyle. Ki bunun yat mı olması gerekiyor? Evet. Şimdi şöyle, biz aslına bakarsanız kesintisiz iletişim isteyen tekne sahiplerimizin biraz daha bize ne istediklerini ifade etmelerini bekliyoruz. Ya, bu nedir? Örnek bir veriyorum. Teknesi var adamın. Evet. Ama ben bundan yararlanmak istiyorum dedi. Onunla ilgili farklı çözümlerimiz var, farklı ürünlerimiz var. 9 metrelik tekne için olan ürünümüz ayrı, 25 metre için olan ürünümüz ayrı, 60 metre üzeri olan teknemiz için ürünlerimiz farklı. Bu ürünlerimiz aslında müşteri bazında tip, tekne tipi, yat özellikleri bazında çok değişkenlik gösteriyor. Eşimi, çocuğumu, çoluğumu arayıp konuşabilirim. Konuşabilirsiniz. Değil mi? Onlar da görüntülü arama yapabilirsiniz. YouTube'a bağlanabilirsiniz. Peki ne yapıyorum? Ne yapıyorsunuz? Öncelikle bir sistem satın alıyorsunuz. Bu sistemi, nedir o sistemin fiyatı? Bu sistemin fiyatı şöyle, dediğim gibi çok değişkenlik gösteriyor. Fiyatları birebir görüşebiliyoruz. Çünkü benim burada telaffuz edeceğim bir fiyat kişilerin yanlış yönlendirebilir. Bazen çok pratik çözümler. Örnek veriyorum, basit bir telefonla sadece ben diyor ki müşteri, biraz önce onu yaşadım. Ben diyor sadece telefonla iletişim kurmak istiyorum diyor. İlgili markanın. Örnek vermek gerekirse telefonunu kendisine önerdik, satın alım kararını verdi, hemen gönderimini yapıyoruz. Örnek vermek gerekirse. Peki İstanbul'da neredesiniz? İstanbul'da Kartal'dayız. Hem gemi yönetimi tarafı var, bunun içerisinde kendi gemileri de var şirketlerinin. 4 tane kendi gemisi var, konteyner ve kuru yük gemileri var. Biz bu gemilerin de zaten internet hizmetleri için aslında yola çıkmışken işler ilerledikçe ve gerçekten sektördeki ihtiyacı anladıkça farklı alanlara da girmek istedik, açık konuşmak gerekirse. Farklı bir örnek verebilirim. 60 metrelik bir teknede, bir yatımızda direkt 45 santimlik anten kurabiliyoruz. Antenimiz 45 santim olduğu için hem şık bir görüntü sağlıyor, hem gerekli hızı sağlıyor. Başka bir örnek vermek gerekirse... Bunun için haberleşme ehliyeti de lazım. Tabii. Bizim tüm ürünlerimiz lisanslı. Bütün ürünlerimizin lisansları var. Aynı zamanda bir provider firmayla çalışıyoruz. Ve bu provider firmadan destek alıyoruz. Ek olarak mesela teknemiz gitti Hırvatistan'a. Seyahate çıktı. Orada bir sorun yaşadı. İnternet hizmetleriyle ilgili.
derhal arıyorlar bizi. Teknik servisimiz, teknik desteğimiz var. Anında dönüş yapıyoruz. Bulunduğu yerde gerek uzaktan bağlantı, gerekse çok zorunlu ve koşul durumlarda oraya gidilmek suretiyle servis hizmetlerimizi sağlıyoruz. Dünyanın her yerinde servis hizmeti verebilecek durumdayız. Şöyle tabii biz Akdeniz, Karadeniz, İtalya, Yunanistan buraları düşündüğümüzde, bize daha yakın olan bölgeleri düşündüğümüzde zaten orada elimiz çok güçlü. Arka planda çünkü farklı sistemleri de çalıştırdığımız için sektörde tanınan, bilinen kişileriz. Ekibimiz de aynı şekilde. Şirket ortaklarımız 27 yıldır bu işlerin içindeler. Kendileri Türkiye temsilcisi, aynı zamanda TürkSat kökenli birçok işler yapmış. Karasal'da da, sadece deniz değil, karasal'da da verdikleri hizmetler var. Bu anlamda doğru yerde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü henüz uydu haberleşme sistemleri gemilerin demirbaş listesine girmedi. Yani bir yat yapılırken sistem o anda düşünülmüyor. Aslında bunu baştan da düşündürtmeye değil çalışıyoruz. Mi? İnşallah olur. Yani aslında konu şu, burada bulunma sebebim, ürün satmak ya da şey... Tabii o da var, o da var, o da var. Algılanmasın ama. O da var. O da, şu anda biz verdiğimiz hizmeti anlatmak için buradayız. Zaten ihtiyacı görüyoruz ve o talep bize gelsin istiyoruz. O talep bize geldiğinde de en uygun hizmeti vermek istiyoruz. Gerçekten oranın ihtiyacı olan hizmeti. Ne fazlası, ne eksiği. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sizlere. Efendim, kendinizi bize bir tanıtır mısınız? Evet, merhaba. Yalova'dan geliyoruz. Tersanesi Tersane Müdürü Oğuzhan ben. Yalova Altınova lokasyonunda ticari yatlara ve ticari teknelere bakım onarım hizmeti ve yeni inşa hizmeti sağlıyoruz. Bu işte 3. kuşak olarak devam ediyoruz. Yaklaşık 300 yıldır bu hizmeti veriyoruz. İstanbul Balat'tan Tuzla'ya, Tuzla'dan Yalova'ya olacak şekilde ticari teknelerin, gemilerin bakım onarımını ve refitini sağlıyoruz. Peki ne yapıyorsunuz daha çok? Yani tamam, bakım onarım, nelerin bakımları onarım oluyor? Şimdi şöyle. Mesela iç dizayn oluyor mu? Yoksa sadece dışının onarımı mı oluyor? Motor onarımı mı oluyor? Sadece motor onarımı değil. Mesela dış dizayn olarak da değil. Taleplere göre anti-foiling, zehirli uygulamasını yapıyoruz. Bordo boya uygulamasını yapıyoruz. Gemilerin, yatların makine kısımlarının bakımlarını, tabii ki pompa ve check valve'lerinin bakımlarını yapıyoruz. Boru bakımları yapıyoruz. Çelik bakımı yapıyoruz. Aynı zamanda epoksi uygulamalarımız var. Teknenin materyaline göre, mesela atıyorum çelik tekneye, alüminyum tekneye veya işte bir kompozit gövde olan tekneye, materyale göre. Metre fark ediyor mu? Metre şöyle, 60 metreye kadar 13,5 metre genişliğindeki tüm teknelerin bakım onarımını gerçekleştirebiliyoruz. Kapasitemiz 588 ton travel liftimiz var. 110 ton kapasiteli de bir bot mover, yani bot taşıyıcımız var. Yaklaşık 44 dönüm üzerinde hizmet veriyoruz. 30 bin metrekare açık çekek sahası alanımız var. Maşallah. Evet, 16 bin metrekare de kapalı sahamız var. Kapalı sahaların yani %50'sine, iki tanesinde yeni inşa odaklı çalışıyoruz. Çelik yeni inşa. Abi, neler yapıyorsunuz? Motor yat yapıyoruz şu anda. Evet, yeni bir tane 33 metre, bir tane de 50 metre olacak şekilde şu anda iki tane projesi devam eden motor yatımız var. Geçen yıl tamamlamış olduğumuz 71 metre bir refit projemiz var. Tamamen bu proje. Gemi yani. Evet evet, bildiğimiz gemi gibi. Yaklaşık 3 yıl önce bize geldi. Bu yanan bir tekneydi. Komple yanmıştı, kül vaziyette bize geldi. 3,5 yılda refit işlemlerini tamamladık. İşte mobilyasından iç dekorasyonuna, boru devrelerine, çelik yapısına. Günden güne de pahalılaşıyor herhalde bunlar, değil mi? Tabii ki, şimdi döviz odaklı çalıştığımız için, yani materyalimiz, malzememiz döviz odaklı olduğu için döviz arttıkça malzemenin fiyatı da artıyor. Döviz arttıkça işçiliğin fiyatı da artıyor. Maalesef artıyor fiyatlar gün geçin. Peki, şimdi geldim. Şimdi görüyorum, seyrediyorum böyle. Bütün motor bakımları, mesela ben geldim, ayrıca dedim ki sana, ya ben buraya gelmeyeceğim ama benim teknem Bodrum'da, şunun motor bakımını orada yapabilir misin? Öyle bir hizmet veriyor musun? Öyle bir hizmet, yani dışarıda hizmet vermiyoruz. Tamamen kendi marinamızda hizmet veriyoruz ama
Tabii ki de müşterilerimize hiçbir zaman biz bunu yapamayız, yardımcı olamayız vesairesi. Zaten sizin elinizden çıktıysa değil mi? Tabii ki tabii ki. Yani size yardımcı olabiliriz, yönlendirme yapabiliriz. Kendi çalıştığımız ekipleri teknenizin olduğu yere yönlendirebiliriz. Mutlaka her konuda yardımcı oluruz yani. Peki bunlar haricinde mesela malzeme tedariki nedir? Şimdi malzeme tedariği şöyle, bölgemiz zaten gün geçtikçe gelişen bir bölge. Bölgede şu anda sanayi kısmı çok gelişmiş durumda. Yani tüm gemi ekipmanlarının bulunduğu bir sanayi bölgemiz var olduğumuz lokasyonda. Aynı zamanda Tuzla da bize çok yakın olduğu için Tuzla lokasyonundan da tüm malzemeleri tedarik edebiliyoruz. Yani bize bakım onarıma gelecek olan gemilerin malzeme tedariğinde kafalarında soru işareti hiç kalmasın yani. Ya verdiğiniz günde mesela diyelim ki ben sana ayın 28'inde bunu teslim edeceğim dediğinde 28'inde tık diye teslim oluyor değil mi? Hiç gecikme olmuyor. 29 olmadan 28'inde tık diye teslim edebiliyoruz. Çok önemli. Evet. Bu, değil mi? Evet. Onların çünkü müşterinin de beklentisi o yönde oluyor. Tabii ki sadece şimdi motoryat olarak değil, şimdi ticari teknelerde de bakım günleri var. 10 gün süren var diyor. 10 gün süre içerisinde bana gemimi teslim etmen lazım diyor. 10 gün içerisinde konuştuğumuz tarihte tabii ki de bir kaza vesaire bir şey olmadığı sürece, hava şartları müsaade ettiği sürece konuştuğumuz süre zaman diliminde teknesini, gemisini teslim ediyoruz. Peki efendim, ya çok önemli bir sektörde kardeşim. Gerçekten çok önemli bir sektörde. Çünkü her yerde bunun yapımı, onarımı, yani yapıyor tabii, herkes yapıyor da, ama bunun ehline vermek çok önemli. Evet. Siz de bu işin ehlisiniz anladığım kadarıyla. Yani elimizden geldiğince sektördeki denizdeki gemi ve teknelere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hiç şüpheniz olmasın. Yani tercih edecek olan kişiler gelip gezebilirler, görebilirler. Elimizden geldiğince sektöre yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi tabii illaki tekneler değil, bunların içinde motorlar var, işte jeneratörler var değil mi? Evet. Bir sürü şey var. Bunların bakımlarıyla ilgili de şimdi bir bayi var yanımızda. Bayi önce kendini bir tanıtsın, kim olduğunu bize. İsmim Şahan Kocaer. Deniz motorlarının satış, servis ve yedek parça hizmetini sunmaktayız. Hizmetlerimizin içerisinde hani bundan önce ek olarak şaft pervane işleriyle de uğraşıyorduk ama son dönemde onu bıraktık. Sadece üzerine devam ediyoruz. Firmamız 1993 yılında kuruldu. Rahmetli, bir kere daha buradan hep beraber analım, Şefik Usta olaraktan Ege Akdeniz'de bütün herkes bilir zaten kendisini. Babam tarafından kurulan bir firma. Önceliğimiz de bizim Çukurova. Babadan oğula geçiyor. Babadan oğula. Aynı zamanda da kardeşler var. Dört kardeş biz bu işi devam ettiriyoruz. Her bölgede bir kardeşimiz var. Göcek bölgesine Osman Kocaer ilgileniyor. Marmaris bölgesiyle Yunus Emre Kocaer ilgileniyor. Bodrum bölgesiyle de bizim ana merkezimiz Bodrum zaten. Bodrum bölgesiyle de ben ilgileniyorum. Şimdi babaya helal olsun. Dört kardeş yapmış ve dört kardeş, dördü de bu işte, harika var. Aynen. Kardeşlerimizden bir tanesi aramızdan yeni ayrıldı. O da kendi içinde hani firmayı daha da büyütmek istiyor, refit işlemleri yapmak istiyor. Hani kendisine de buradan başarılar diliyorum ben. İnşallah onun da yolu bahtı açık olsun. İnşallah. Olaraktan yıllardır camia içerisinde gerek jeneratör olsun, gerek ana makine olsun, camiamıza hizmet vermek için buradayız. Yaklaşık olarak 30 senedir de ben bu camianın içerisinde olan bir insanım. Burada önemli olan hani ilk önce hizmeti en iyi bir şekilde karşı tarafa sunabilmek. Çünkü yazımız çok kısıtlı. Yaklaşık olarak 6 ay gezebiliyor tekne sahiplerimiz. Bu süreç içerisinde de kaptanlarımıza gerekli desteği vermemiz gerekiyor. Makinacılarımıza gerekli desteği sunmamız gerekiyor. Ben buradan en çok hani daha çok kaptanlarımıza ve makinacı arkadaşlarımıza daha çok diyalog halinde olmamız gerekiyor. Süreci beraber daha iyi takip etmemiz gerekiyor. Makinalarımıza yapılması gereken işlemleri saatinde uygulamamız gerekiyor. Hani inanıyorum ki daha ilerleyen zamanda daha birlik beraberlik içerisinde makinalarımızın daha sağlıklı çalışabilmesi için daha programlı hep beraber hareket edeceğiz inşallah. Olur ha, bozulmaz da hani bozulduğunu varsayalım. Evet. Ben de denizin ortasındayım. Hizmet?
Hizmetimiz 7/24 devam ediyor. Bu denizin ortasındayım. Denizin ortasında da devam ediyor. Bu son dönemde sene 1995'ten itibaren olaraktan yarım elektronik makinalarımızla piyasaya giriş yaptık. Bu süreçte tabii teknoloji her geçen sene daha çok arttığı için biz elektronik makinalarımıza bazı noktalarda uzaktan müdahale edebiliyoruz. İçeride makinacısı varsa sorunla ilgili kendisine direkt telefonda bilgi verip en azından en yakın bir limana gelebilecek şekilde kendilerini hazırlayabiliyoruz. Gelemezse bir makinamız daha olduğu için tek makina en yakın limana yanaşıyor. Biz yakınsak Caterpillar olaraktan biz dünya statüsünde network'te dünyanın her tarafında zaten Amerika demek. Her yerde yetkili servisi olduğu için kaptanımızı o an için bulunduğu lokasyondaki en yakın yetkili servise yönlendiriyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kurtulamıyorlar. Şimdi önce kendini bize bir tanıtır mısın? İşletme sahibi Orhan Gazi Nas ben. Şimdi böyle bir meyve gördünüz. Birçoğunuz gördü, birçoğunuz görmedi. Şöyle bak göstereyim. Birçoğunuz biliyor, birçoğunuz bilmiyor. Fakat kardeşimin manavında bunların hepsi mevcut. Çilek mevcut, evet. Değil mi? Şu böğürtlen, ahududu. Şimdi aslında Deri abi. Fresh limonlar. Bunlar lime limon. Evet. Taze zerdeçal. Taze zerdeçal. Kuşkonmaz. Kuşkonmaz. Oho bu var ya, balık denince kuşkonmazsız olmaz o balık. Evet abi. Hindiba. Hindiba. Aslında. Ya peki bir şey söyleyeceğim. Bunlar nereden geliyor abi ya? Abi bunlar yurt dışından ithal gelen ürünlerimiz. Hiç şey yok yani bunlar evet, buradan. Evet. Peki donuk mu geliyor? Nasıl hayır, geliyor? Hayır hayır taze, fresh olarak geliyor. Bir tane alır mısın? Abi bu Sayın Cumhurbaşkanımızın da hiç favorisi. Hiç öyle uğraşma. Değil mi? Elinle değil bak. Sayın Kameraman Bey'e de bir tane uzatalım. He. Buyurun. Gel. Sistemi çok kolay. Elinizle. Evet. Evet abi harika. Şimdi ailesi olarak bizim yurt dışında yurt dışı firmalarının birçoğuyla anlaşmalarımız var. Bizim aslında biz Bodrum'da firmalarımızın 4 tane şu anda şubemiz var orada. Ama ağırlığımız Milas ve yöresinde. Yani sizin yeriniz nerede? Bodrum'da, Yalıkavak'ta. Şimdi Turgut Reis şubemizi açıyoruz. Ama sadece siz burada teknelere mi hizmet veriyorsunuz? Hayır. Halka da açık zaten şubelerimiz var. Şey, normal müşterilerimizin alışveriş yaptığı şubelerimiz var. Peki sen daha mı ucuzsun diğerlerinden? Biz daha uygunuz ve daha fresh ürünler getiriyoruz. Yani Milas'tan getiriyoruz, Mumcular'dan ürünlerimiz olduğu için insanlar o yüzden bizi daha çok tercih ediyor. Yani halden Antalya'dan falan ürün getirmiyoruz biz. Direkt çiftçiden alıp halkla buluşturuyoruz ve teknelere de şimdi bu hindiba nerede yetişiyor? Bu yurt dışı ürünü. Yurt dışı ürünü değil mi? Yurt dışından gelen ürün. Ne işe yarıyor bu hindiba? Bu hindiba insanın midesini rahatlatıyor. Genellikle mide sıkıntısı yaşayan insanlarımız için bu daha çok tavsiye ediliyor. Ama kana da bayağı bir hızlı karıştığı için rahatlatıyor insanı. Daha önce denemediniz mi? Yok denemedim. Allah Allah. Allah Allah. Yok, değil mi? Peki sen çünkü tranche yedin mi? Yedim. Yedin mi gerçekten? Yedim evet. Kaç kiloluktu trança? Trançamız 8 kiloluktu. 8 kiloluktu evet. Bravo. Kofana yemişindir zaten. Kofana yedim. Ama ben genel çupracıyımdır abi. Değil mi çupracısın? Çupracıyım. Ben çuprayı da yani zaten sürekli açılıyorum. Çuprayı severim. Deri abi senin işin o ama. Laos? Yok. Al işte gördün mü? Ne? Laos yemedin mi? Yemedim. Aa inanamıyorum. Aynı işte gördün aynen, mü? Aynen. Yani ben de onu yemiştim. Aynen. Ama bunun şeyini yemiştim mesela kurusunu böyle tarzı. Ülkemizde çok bilmiyorlar. Ülkemizde evet. Bunu çok bilinmiyor. Evet, abi, neden dersen. Böyle bir şeymiş ben ilk defa gördüm. Ülkemizde çok bilinen bir şey değil aslında. Nasıl bir şey diye de? Yetişmiyor değil mi? Yetişmiyor, neden yetişmiyor? Yetişmiyor. Herhalde mevsimsel mi? İklim şartlarından mevsimsel olarak onlardan dolayı yetişmiyor. Diğer ürünlerin hemen hemen hepsi yetişmeye başladı ülkemizde. İşte avokado zaten önce de yurt dışındaydı. Var. Şimdi artık ülkemize yetişiyor. Hindiba bu Belçika. Belçika yetiştiriyor da bizde de yeniyor yok. Tüketimi yok. Biz daha bunu bir türlü geçemedik. Yani marulun göbeği gibi düşün değil bunu. Marulun göbeği. Göbeği gibi ama evet. Bunu sarmasını falan yapıyorlar.
Bunun kırmızısı var. Renk olarak, evet, renklendirilmiş var. Ben kırmızısını gördüm bunu. Evet, görmüşsünüzdür. Bunun renklendirilmiş olanlar var. Belçika elbası olarak geçiyor. Başka sana... Brüksel lahanası. Evet. Şimdi teknelerimiz için en önemli şeyden bahsedeyim abi sana. Şimdi biz yaklaşık 3 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Sana özel paketlemelerimizden bahsedeyim. Abi. Bunlar çünkü şu anda en önemli olan şey. Çünkü bizi bu kadar parlatan ve işimizi sevmemizden dolayısıyla bunlar termal paketlemeler. Allah Allah. Yeşillik, ne yapıyor? Yeşillik. Termal deyince bu duruyor o zaman içinde bayağı bir evet, uzun süre kalıyor tabii, mu? Yeşillik 3 gün içerisinde denizde, denizin ortasında bunları dolaba koymadan bile 3 gün bunun içerisinde sararmıyor. Dolapta? Dolapta da olsa. Dolapta bu zaten bunu kullanabilirsin. Soğuk şey geçirmiyor. Evet evet, soğuğu ve sıcağı geçirmeyen özel bir ambalaj. Yani çünkü teknelerde dolap sıkıntısı var. Kaptanlarımızın ve aşçılarımızın en büyük sorunu o. Yer yok yani. O yüzden bu paketlemelere koyuluyor ve bunların her boyu var. Yani şeftalisini koyarsın. Ya şimdi koyarsın. Bir şey söyleyeyim. Sen denize açılıyorum dedin ya. Evet. İçine çuprayı da koy. Çupra da olabilir. Bak. Bir de şu var. Şimdi bunların 3 tanesini üst üste koyduğumuz zaman bayağı bir yer kaplıyor. Ama bunların hepsi birbirine geçmeli. Allah Allah. Tabii. Bunların hepsi birbirine geçmeli. Ve yani en büyüğünden en küçüğüne kadar şöyle tutuyoruz. Yani kapaklar açılmalı olduğu için. Bak, bir de kilitli. Bunların hepsinin kapakları kilitli. Böyle abicim. Taktın. Geçti. Aa, çok iyiymiş şey. Bitti. Yani süper vallahi. Kaplamayacak, hiçbir şey kaplamayacak. Kapağını kapat. Yani çupracılar, levrekçiler. 20 tanesini böyle üst üste koyduğun zaman bir tane paket. Sen bunu özel yaptırıyorsun. Tabii, işinizi sevmekle geçiyor. Bunlar da aynı şekilde birbirine geçmeli paketlemeler. Küçükten büyüğe evet, kadar evet, hepsi var. Küçükten büyüğe doğru geçmeli. Valla işte yani eskiden hani hamile hanımlar, ya ben işte eriği nereden bulacağım da, ay ben işte şu var mıydı, bu var abi burada. Hepsi var. Burada hepsi var. Gelin evet, buraya hepsi var. Hepsi var. Bir telefon kadar yakın onlar size. Peki yani, teşekkür ederim. Sağ olun Derya abi. Ben çok teşekkür ederim. Hizmet konusunda ailesi olarak her zaman halkımızın hizmetindeyiz ve az önce de söylediğim gibi fresh ürünler önemli olan, ürünleri gerçekten doğru noktadan alıp tüketiciye ulaştırabilmek. Biz bunu 3 yıldır çok iyi yapıyoruz. Herkese çok teşekkür ederim. Nihat sektöründe de çok iyi yerlere geleceğiz. İnşallah. Desteklerimize. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi marinacılık nedir? Bana bir anlatır mısın? Marinacılık, şöyle söyleyeyim size, teknelerin, kaptanların bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir topluluk, bir saha, bir alan diyeyim ben size, marina. Ya her türlü ihtiyacını tekne kaptanlarının, tekne sahiplerinin karşıladığı bir organizasyon bütününün olduğu bir alan. Denizdeki bir denizdeki alan. Ve deniz karadaki, deniz ve kara toplu, hem denizde hem karada bütün organizasyonların olduğu bir alan. Peki ne yapıyorsunuz orada mesela? Ya size, neler yapılıyor? Size şöyle söyleyeyim. Kış geldiği zaman tekne sahiplerimiz bakıma geliyorlar. Her türlü bakımı biz marinamızda yapabiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size. İçinde makine bakımı, ondan sonra döşeme, her türlü marinada tekne sahiplerimiz, kaptanlarımız ne isterse ona biz orada karşılık verebiliyoruz. Hem denizde verebiliyoruz hem karada verebiliyoruz. Yanaşırken kalırken hem içerideki taşeron firmalardan destek veriyoruz. Hani ne türde bir yardım istediklerine bağlı olarak hem kalacak yerimiz hem içerideki firmalardan işte teknesiyle ilgili isteklerini, her şeyi karşılayabilecek bir organizasyon diyeyim ben size. Peki şimdi geldim ben tekne sahibiyim. Benim bir tane dedim ki benim 6 metre teknem var. Mütevazi bir teknem var. Alıyor musun onu da? Şöyle söyleyeyim. Şu süreçte alamıyoruz çünkü gerçekten yer yok, yoğunluk. Ya bütün marinalar için öyle. Çok fazla. Tabii ki her gelene yardımcı olmak istiyoruz ama şu anki durumda yardımcı olabilme şansım gerçekten çok düşük. Çünkü şöyle söyleyeyim size, bizde ben kendimden bildiğim için önümüzdeki senenin rezervasyonları bile şu anda full. Maşallah. Teşekkür ediyorum. Peki şimdi geldim, güzel bir yemek yemek istiyorum ya marinada, ben bir de yiyebiliyor muyum, öyle bir şey var mı? Öyle tabii şey ki. Şöyle de bir benim iddiam var. Ben Türkiye'de en iyi yemeği sunduğumuzu iddia ediyorum marinalar içerisinde.
İstediğiniz yani her öyle türlü. Öyle bir şefim var diyorsun. Evet. Peki geldim, bana mesela ne ihtiyaçlar var? Teknemi alacağım, yemek ihtiyaçları var. İşte ne bileyim, sebzeydi, meyveydi, bunları da karşılıyor. Evet, doğrudur. Bir size şöyle söyleyeyim. Gerçekten büyük metrajlı bir marketimiz var. İçinde bulabileceğiniz ithal ürünler dahil bulunan çok büyük bir marketimiz var. Aynı zamanda teknelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir hırdavat marketimiz de var. Oradan da istenilen her ürünü tekne sahipleri ya da kaptanlar bulabiliyorlar. Yani kalk git abi, bir yere gitme. Sadece evet, içeride yaşayabilirsiniz. Yaşa yani. Evet. Peki. Daha çok ne isteklerde bulunuyorlar sizden? Şu anda yer isteğinde bulunuyorlar en fazla. Çok iyiymiş ama o da yok. Evet. Peki bir torpil morpil yapsak olur mu ya, bilmiyorum ama hani. Ziya kaptanla konuşursanız olur belki. Oo, Ziya kaptan. Ziya kaptan. Bak ne dedim. Dedi ki ya hani bir marinalarda yer yokmuş ya kaptanım. Evet. Dedi ki ya dedim bir hani bize bir torpil yapsan da bizim bir tekneyi nasıl yaparız hani falan dedim. Vallahi dedi Ziya kaptanla konuşursan. Vallahi onun Ali Cenaplı çok güzel şey söylemiş. Tabii ki bizim evimiz gibi bir marina, sağ olsunlar. Yıllardan beri biz burada kalıyoruz. Tabii bütün marinalarda arkadaşlarımız var, değerli arkadaşlarımız var ama burası bizim için farklı bir yer. Abi çok da güzel, çok da böyle nezih bir yerde, düzgün bir yerde duruyor. Ben evet. Burada çok güzel spor yapabildiğim için. Bir mesela burada çıktık. Kaç tane, ne kapasite ne? Şu anda 750 deniz, 750'nin üzerinde de 900'e yakın karada alabiliyoruz. Ha, karada da şey yapıyorsunuz. Evet. Zaten bizim kara alanı olarak bizim aslında Türkiye'nin en büyük kara alanı. Aslında biz kara alanı olarak daha çok Türkiye'de gündem olmuş bir marinayız. Hani kara alanı olarak daha organize bir marinayız. Avrupa'nın en büyüğü. Ben onu demek istemedim. Ziya abi söyledi. Teşekkür ederim. Adam mütevazı adam. Bak yani öyle değilmiş demek ki, gerçekten Avrupa'nın en büyüğü. Eğer Ziya Başkan söylüyorsa doğrudur. Tabii bizi, şunu da söylemek istiyorum. Onu söylemeden yapamıyoruz. Bizi buralara getiren Bilgin Özkaynak, benim babam. Bugünlere gelmesinde büyük emeği var. Biz de onun vefatından sonra daha iyi yerlere gelmek için mücadeleye devam ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ben de. Sağ olun. Şimdi efendim, hani böyle hep görürsünüz ya, o teknelerin altları mutlaka boya ister. Çünkü o kekamozlar gelir, o teknelerin altlarını perişan eder. O kekamozlardan kurtulmak için işte bu kardeşim lazım ve onun firmasındaki boyalar lazım. Değil mi? Evet, doğru. Peki, önce kendini bize bir tanıtır mısın? Ben olarak Sinan Kaya olarak hani göreve başladım. Türkiye'de bitirerek yani hem aynı zamanda teknolojik olarak ileri seviye bir boya, aynı zamanda çevre dostu olarak bir boya olarak değerlendirdik. Ve bu gerekli analizlerden de geçmişti ve çevre dostu olarak kanıtlanmış bir boyadır. Zaten yurt dışından gelirken bunların hepsinin analizleri yapılıyor tabii değil ki mi? Tabii ki de yapılıyor ama çevredeki piyasaya göre insanlarımız genelde boyanın çevre boyası olmadığını düşünmekte. Diğer zehirlerle kıyaslamakta ama bizim boyamız tamamen çevresel bir özelliğe sahip. İçinde bakır içermeyen ekonomi teknolojisi yapılmış. Çok önemli değil mi bu? Bu da deniz bakterileri, canlılar, yosunlar, draganalar, kekomozlar, bunların hepsine zarar vermeden tutunmalarını engel olmak için içindeki değişik partiküllerle ele alınmıştır. Yani çevreye tamamen duyarlı bir boyadır. Peki, şimdi biliyorsun Akdeniz'de tuz oranı daha fazla. Evet. Yukarı çıkıyorsun, tuz daha az ama bu sefer orada kekamozlar daha çok yapışıyor. Biz onu şöyle bir değerlendirme yapıyoruz. Bu kullanılan ürünün kat sayısı ve uygulama şekli genelde iki kat atılan bölgelerde bir senelik bir reaksiyonda, pis sularda ise üç senelik bir reaksiyon, üç kat atılarak iki senelik iki kat sezonluk. Kat atıyorsun yani. Tabii ki bunu. Tabii ki de yani onunla alakalı. Bir de bu duruma göre içinde ekonomi teknolojisi az olan ve orta seviyede olan ürünlerimiz var. Bunlar tabii çevre duyarlı olduğu için tuz oranlarına göre bölgesel olarak yer değiştirmektedir. Peki ne yapmaları lazım? Mesela Akdeniz'deki bir yapıyorsa Marmara'daki 3 mü yapmalı ya da? Yok, hani zaten normalde her sene çıkaracak bir tekne 2 kat zehirle sonlandırılabiliyor. Ama çok yoğunluk, kirli olan bölgelerde 3 kat atılırsa 2 sezonu gayet başarılı. 2 sezon. Tabii 2 sezonu.
Yani normal aşağıda da o zaman. Bazı durumlarda 3 sezon bile olduğu görülmektedir. O temiz sularda 3,5 sezonu da görebilir. Ama biz garanti olarak 2 sezonu garanti etmekteyiz. Peki hep teknelerin altında mı düşünelim? Yok, sadece tekneler değil. Mesela deniz platformlarının altındaki dubalar olabilir. Balık kafesindeki teller olabilir. Deniz altında oluşabilecek her şey için yani 2 sene ve 3 sene bandında çevreye duyarlı olarak geliştiren bu teknoloji. Yani hem canlının sağlığı olarak hem de nasıl söyleyeyim çevre dostu olarak hem de ekonomi olarak da etken rol oynamaktadır. Her sene. Pardon, ucuz şey fiyatlar ne? Ya, yani diğerlerine fiyatlar, hani diğer muadillerine kıyasla. Emsal olarak olan boyalardan fiyatlar %20 daha aşağıdır. Bir de emsallerine göre daha teknolojik formdadır. Yani bir karşılık olarak bu boyaların karşılığı Türkiye'de bulunmamakta. Çünkü diğer boyaların içinde bakır oranları yüksek bir şekilde dizayn edilmekte. Peki bakır olunca ne oluyor? Ya bakır olunca, ya bakır oranı belli bir seviyede olduktan sonra çevre kirliliğine çok maruz kalmıyoruz ama bakır oranları yükseldikten sonra buna ne oluyor? Kirliliği arttırıyor ve canlıların biraz daha yaşamasında daha vakit azalmış oluyor. Çünkü orada bazen canlılar bu boyalara tutunarak emme işlemi yaparlar, tutunmaya çalışırlar ve yaşamaya çalışırlar. Ve bu süreç içerisinde bu canlılar solunum yaparken tabii ki de bu boyalar partikül çözüldüğü zaman zarar görürler. Ve zarar gördükleri zaman da doğaya zarar vermiş oluyor balığa verdiğimiz için veya yosunlara, deniz canlılara zarar verdiğimiz otomatikman zarar görmüş oluyor çevre. Şimdi ben öteki boyalarla böyle mukayese ettiğimde mesela şey oluyor böyle hani hemen o sürülmüyor bazıları. Bazıları sürülüyor hemen tutmuyor boyanın. Böyle bir sorunlarla karşılaşma imkanı var mı? Böyle bir şey şu uygulama kolaylığı diğer boyalardan hiç farkı yok. Yine ruloyla atılıyor. Güzel bir zemin hazırlığı yapılıyor. Yani illa böyle spreyle atacağım falan diye. Yok, zaten bizim boyalarımız spreyle alakalı, spreyle çözebilecek ya da spreye uygun boyalar değildir. Normal su sprayla yapılan bir yüzeye asta ve boya kullanarak gayet rahat bir şekilde uygulama yapabilirler. Yani bir inşaat boyacısı bile rahatlıkla uygulayabilir bunu. O zaman ben de uygulayabilirmişim. Anladım o zaman. Peki. Bir tek bu ürünler mi var sende? Yani yok. Sadece şimdi, tekne altı işte denizde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sadece deniz altında kullandığımız birkaç tane daha ürün var. Ama asıl işimiz sijit olarak teknenin altında bulunan karina bölgesinde bulunan zehirli boyalardır. Ama belli metal alaşımlı olan yüzeyler içinde silikon özellikli, içinde sıfır bakır olmayan, çevre dostu olan bir ürünümüz var. Bunlar pervane, şaftır, kaz ayağı, dümendir. Bu tür şeylerde kullanılıyor. Ha, pervanede de kullanılıyor. Tabii pervanede kullanılıyor. Ve bizim şu an kullandığımız ürün Türkiye'de emsali bulunmayan bir ürün. Türkiye'de bulunan ürünler bile ham maddesini bizim üründen temin ederek. Tamam. Peki sana nasıl ulaşacaklar? Beni arayın ben arkadaş. Öyle mi? Nasıl? Arkadaşı arayıp o beni arayabilir. Yok, ne yapmaları lazım? İnternet sitene mi girmeli? İnternet sitemize Türkiye olarak ulaşabilirler. Bizim teknik personelimize ulaşabilirler. Bize ulaşmak çok kolay. Siz yeter ki ulaşın. Yeter ki ulaşın. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi efendim. Hep merak edilir, hep sorulur. Ya kaptan ehliyeti nasıl alacağım, ne yapacağım, benim neler yapmam lazım? Özellikle mesela amatörler için kaptan ehliyeti var. İşte ayrıca bir de profesyonel yatlar için bir kaptan ehliyeti var. Şimdi bununla ilgili Yusuf Başkan'ı da yanımızda bulmuşken hemen soralım istedim. Şimdi önce kaptan olmak için bir kere önce okumak lazım tabii. Bu işin eğitimi lazım. İkincisi, ülkemizde amatör yat kaptanı bir ehliyet yok. Amatör denizci ehliyeti var. Amatör denizci ehliyetinden çok önceleri 5 yıl çalıştığın zaman ya da 5000 deniz mili yaptığın zaman yat kaptanlarına geçiyordun. Tabii mevzuat değiştiği için şimdi farklılaştı. Şimdi ülkemizde eskisi gibi değil. Ülkemizde artık yat kaptanı ehliyeti veren, yat kaptanı eğitimi veren üniversitelerimiz var. Meslek yüksek okullarımız var. Ki bunların bazılarıyla bizim dernek olarak da işbirliğimiz var. Bir kere her şeyin bir kere eğitimi. Öncelikle eğitimi şart. Ayrıca şu andaki mevzuatımız gereği özel kurslar var. Denizcilik eğitimi veren, gemi adamı eğitimi veren, yat kaptanı eğitimi veren kurslarımız var. Orada alacağınız ehliyete göre, gross tonuna göre 1,5 aylık, 3 aylık, 5 aylık ehliyet kurslar var. Bu kursların neticesinde sınavlar var. Stajını bitiriyorsun, sınavını yapıyorsun. Yabancı dil eğitimi de yabancı dil sınavı da var. Bundan sonra kaptan oluyorsunuz ama
Kaptan olmuyorsunuz tabii ki. Kaptan ehliyeti alabiliyorsunuz. Bu bütün bu prosedürleri yerine getirdiğiniz zaman. Bu bizim tercih ettiğimiz... Ehliyet kullanmaz dediğimiz. Ehliyet kullanmaz ama bu bizim tercih ettiğimiz bir metot değil tabii. Bu işin bir mutfağı var. Bu işin basamakları var. İnsanların bu işin eğitimini aldıktan sonra adım adım, yavaş yavaş bu basamağı yukarı çıkarak kaptan olmak için, kaptan özel bir durum, özel bir şey. Denizci olmak başka bir şey. Tabii bu konuştuğumuz şeyler sadece yatlarla ilgili konuşuyorum ben. Yani şimdi diğer ben gemiden gelmiş bir arkadaşınızız kaptan olarak. Gemide kaptanlık yapmakla yatta kaptanlık yapmak arasında çok büyük bir fark var bir kere. Bir başka bir şey. Denizde, yatta, gemilerde kaptanlık yapmak, konteynerlerde, yük gemilerinde, kargo gemilerinde, tankerle o başka bir şey. Başka bir sektör ve çok meşakkatli, çok büyük tecrübe isteyen, çok büyük bir beceri isteyen, bilgi isteyen. Bu taraftakinde bilgi, beceri istemiyor anlamında değil ama başka bir şey bu. Bu aynı zamanda hizmet sektörü. Aynı zamanda biraz sosyolog oluyorsun. Aynı zamanda biraz turizmci oluyorsun. Aynı zamanda biraz halkla ilişkiler, davranış bilimleri var, içki iş var, işte yemek var, o var, bu var. Bir sürü şey bilmek zorundasınız. Öbür taraftaki gibi değil. Onun için bunu bir kere önce ayırmak lazım. Yani bizim konuştuğumuz yat kaptanlığı kursları ve eğitimleri, gemideki yani conventional dediğimiz yani ticari gemideki kaptanlar, yakın yol kaptanı, uzak yol kaptanı gibi mümkün değil tabii. Onları bir kere bir karıştırmamak lazım. Ama yat kaptanlığı almak için? Yat kaptanlığı almak için dediğim gibi önce üniversiteler var, yüksek okullar var, meslek yüksek okulları var, kurslar var. Buralara müracaat edebilirler. Peki size müracaat etseler gelip siz bu konuda destek verir misiniz? Ya bize müracaat edebilseler şöyle, bizim bir eğitimle ilgili bir en azından şu aşamada bir şeyimiz yok, bir şansımız yok. Bu başka bir şey tabii. Ama bizim çalıştığımız, bizim yönlendirebileceğimiz yerlerimiz var. Biz sonra üniversite bitirdikten sonra, okulunu bitirdikten sonra, kursunu bitirdikten sonra staj konusunda yardımcı olabiliriz. Yardımcı olabiliriz derken o da eskiden daha rahat yardımcı olabilirdik ama şimdi yine mevzuat gereği sadece Türk bayraklı ve ticari teknelerde 15 metrenin üzerindeki ticari teknelerde staj yapmak zorunluluğu getirildiği için biraz sıkıntıdayız. Çünkü o boyutta, o boyda tekne bulmak biraz zorlaştı ama yine de tabii ki burası bu Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği çözüm üretmek için burada, şikayet etmek için değil. Yani gelecekler arkadaşlar, bize müracaat edecekler. Biz yine elimizden geldiğince yardımcı olacağız tabii ki yani. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, yani burası böyle işte macerayla atlanacak bir sektör değil. Burası sevgiyle, özenle, böyle dantel gibi ilmik ilmik dokuyarak yapılacak bir şey. Deniz çok önemli bir iş. Bizim şakaya çok, gelmez. Şakaya gelmez. Bizim rahmetli anıyorum İbrahim Mete, benim kaptanım, derdi ki denizden korkacaksınız, korkarsanız tedbir alırsınız, tedbir alırsanız yaşarsınız derdi. Deniz çok ciddi bir şeydir. Onun için ama denizi sevenleri biz bu çatı altında bekliyoruz tabii ki. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim şimdi bu çalıştayın yani bu toplantıların özelliği de şu. Dakika dakika herkesle randevular alınıyor. O randevularla bir şeyleri alacaklar ya da satacaklar. Hepsi bir araya geliyor. Burada eleman ihtiyacı olanlar, hepsinden bahsediyorum. Burada bir araya geliyor ve görüşmeler sağlıyorlar. Dakika dakika bunların hepsi ayarlanmış. Hadi bakalım. Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Kadın Kolları Başkanı Selma Akay. Tekrardan iyi akşamlar diliyorum hepinize. Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği bünyesinde düzenlemiş olduğumuz 4. International Yachting Sektör Etkinliğimize tekrardan hoş geldiniz. Şimdi sizlere konuşmasını yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Kaptan Yusuf Ziya Karagöz'ü sahneye davet ediyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Derneğimizin kıymetli üyeleri, değerli kaptanlar, sevgili meslektaşlarım, bize güvenip buraya kadar
teveccüh edip geldiğiniz için sizlere, bütün ekibim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin verdiğiniz bu güven, bu destek, buna layık olmak için elimizden geleni yapacağımıza inanabilirsiniz. Bugün burada gurur verici bir tablo var. Bunu paylaşmak için yönetim kurulu üyelerini buraya huzurunda davet ediyorum. Disiplin kurulu üyelerini davet ediyorum. Denetim kurulu üyelerini lütfen. Kadın kollarımın gençlik kollarımız lütfen. Ve bölge temsilcilerimiz. Sevgili arkadaşlar, değerli yol arkadaşlarımız, destekçilerimiz, değerli yanık sektörü, rastlanmasının kıymetli firmaları. Biz şunu bu arkadaşlarımızı buraya çağırmamızın sebebi, ben demeyi bırakıp biz demeyi öğrendiğimiz için bu biziz. Lütfen bunları alkışlar mısınız? Bir şey yapmadık. Sadece derneğin gerçek sahipleri olan kaptan arkadaşlarımıza gelin derneğimize sahip çıkıp bunu bir adım daha, iki adım daha, on adım daha ne kadar götürebilirsek ileri götürelim dedik. Sadece yaptığımız o. Başka bir şey yapmadık. Bize inananlar, bize güvenenler buradalar. Hepinize teşekkür ediyorum tekrar. Genç kaptanlar var. Gündür gündür geliyorlar. Çok güçlü geliyorlar. Biz onlara güvendiğimiz zaman onlar çünkü işler yapacak. Bunu biliyoruz. Biz bir iki sene sonra bu etkinliğimizi Avrupa'da bile seslendirecek, boyuta getireceğimize inanıyorum ben. Tabii ki bu sadece kaptanların bize inanması, güvenmesiyle olmuyor. Buradaki çok güzel, birbirinden büyük, birbirinden kıymetli, birbirinden değerli firmalarımız var. Bu sektörde çalışan firmalarımız var. Onların da bize desteğine inanması ve güvenmesi çok önemli. Bu sene gördük ki, bizim yaptıklarımızı gördükçe, bizim yaptıklarımıza inandıkça onlar da bize katkı vermeye, destek vermeye gönüllüler. Her zaman destek veren firmalarımızın yanında yeni firmalarımız var. Eskileriyle beraber yeni katılanlara, yeni destek verenlere de hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu arada eksikliğimiz olabilir, yanlışlarımız olabilir. Bu çok doğal. Biz çünkü bir organizasyon firması değiliz. Biz profesyonel bu işi yapamıyoruz. Sadece gönüllülük esasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Lütfen eksik gördüğünüz yerleri, yanlış gördüğünüz yerleri bizi uyarın, bizi ikaz edin ki bir dahaki sefere daha iyisini yapmaya çalışalım. Daha iyi olalım. Hata yapmamaya gayret edelim. Bizde bencillik yok, biz iyi yaptık, kötü yaptık meselesi değil. Bu ekip iyi bir ekip, büyük bir ekip, genç bir ekip, tecrübeliler de var, abileri de var, ablaları da var. Ama bu ekibe biz inanırsak, güvenirsek iyi şeyler yapacağız. Onun için biz bu yola çıkarken biz büyük bir aileyiz ve birlikte başaracağız dedik. Birlikte başardığımızı düşünüyoruz. Şu anda gördüğüm tablo gurur verici bir tablo. Tabii ki bunun bütün paydaşları, özellikle öncelikle derneğimin üyeleri, kaptanlar, kaptan arkadaşlarım, çalışanlar, hostesler, aşçılar, makineciler, ayrım yapmadan bu sektörde hizmet veren herkese teşekkür ediyorum. Bu tabii ki ülkemizde büyük bir deprem şeyi yaşadık, felaketi yaşadık. Onun yüzünden bu etkinliğimiz biraz da bazı programlarımızı iptal ettik.
Ülkemizin başı sağ olsun. Bir daha böyle bir felaket yaşamamıştı dileyerek ölülere rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Muğla ilinde yaklaşık 170 tane öğrencinin bakımını üstlendik. Kitaplarını, defterlerini aldık, çantalarını aldık, elbiselerini aldık. Tekne Aşçıları Derneği Başkanımız da burada. Onlarla işbirliği yapıp 7-8 yerde mutfak kurduk. Sağ olsunlar. Başkanımı da buraya davet ediyorum. Sonra bir konuşmak için. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayatlarınıza sağlık. Tabii ki ben de aynı şekilde memleketimizde olan bu büyük felaket için bir daha yaşanmamasını diliyorum. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun hepimize. Ben Ziya abiyi gerçekten çok ciddi, güzel bir idol olarak görüyorum. Gerçekten hani şu an beni buraya davet ettiği için değil, vizyonu, misyonu ve sevgilediği çalışmalarla beraber ben gerçekten çok saygı duyuyorum. Biz de bu sektörün bir parçası olarak Tekne Aşçıları Derneği'ni kurduk. Muğla Aşçılar Pastacılar Dernek Başkanıyım ben. Aynı zamanda da Türkiye'de tek ve ilk Tekne Aşçıları Derneği'ni oluşturduk. 1730 üyemiz var bizim. Depremde de çok sağ olsun kendisi sürekli bizimle istişarede bulunarak bize çok ciddi destekler verdi. Kaptanlarımız ve moral anlamında yine beraber tüm 11 tane ili de yine kendisiyle gezeceğiz. Ben çok vaktinizi de almayacağım. Çok teşekkür ederim kendisine, başkanımızın. Yaptıkları işe çok ciddi saygı duyuyorum. Gerçekten üstüne koya koya gidiyor. Sektörü gerçekten profesyonelleştirerek gidiyor. Ki profesyonellik çok önemli bizim sektörümüzde özellikle. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine beraber projelerle yine beraber kol kola ilerleyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Biz de Türkiye Yat Kaptanları Çalışanları Derneği'nin her zaman Tekne Aşçıları Derneği olarak yanında olacağımızı beyan etmek istiyorum. Bize verdiğiniz bu destek, bu güçle sosyal faaliyetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Her türlü etkinliği devam edeceğiz. Son olarak bu bütün bu çalışanların yanında, bütün bu arkadaşlarımızın yanında bizim İstanbul'da bir merkezimiz var. O merkezimizde 7/24 bizim işlerimizi gören, bizim işlerimizi gören, bizim her türlü ihtiyacımızı karşılayan bir yardımcımız var bizim. Melike Atup. Onu da huzurlarınızda davet edip onu da alkışlamanızı diliyorum. Bunun yanı sıra bize bu faaliyetleri yapmak için destek veren firmalarımız var. Onlara da teşekkür etmek için, plaketleri takdir etmek için buraya davet edeceğiz. 5 gün boyunca gece gündüz 7/24 bizlere hizmet veren otelin personeline, mutfağına, teknik ekibine, müdürlerine, temizlik güvenlik ekibine, hepsine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. İyi günler, sağ olun, var olun. Bir dahaki organizasyonda buluşmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Tekrar iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun.